Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü bu haberdeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye 1100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 ila 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu. 2018 yılında 1000 TL olan ikramiye tutarı, 2 yılın ardından geçen sene 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bu yıl açıklanan tutarlı emekli ikramiyesi değişmemiş oldu. Muhalefet ve DİSK ikramiyenin 4000 TL üzerinde olmasını belirtirken, Emekliler Derneği ise en az 2500 TL talep etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye 1100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 ila 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu. 2018 yılında 1000 TL olarak belirlenen emekliler için bayram ikramiyesi, 2021 yılında 1100 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 için beklentiler ikramiyelerde ciddi artışın yapılması yönündeydi ancak açıklanan rakamla herhangi bir artış yapılmamış oldu.